Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır diye bize soruluyor. Bir parçada, bir paragrafta anlam olarak, bağlam olarak diğer cümlelerden uzak düşen cümleler düşüncenin akışını bozar. Günümüzde birçok insan tarafından izlenen dizi, film ve sinema, video oyunlarındaki şiddet sahnelerinin duygu ve davranışları zarar verici boyutta aşırılaştırdığı düşünülmektedir. Bir insan günlük yaşamı içinde akla uygun olarak geliştirdiği düşünme biçimine ve alışkanlıklara sahipse neden bu tür faydasız ve zarar verici zorlu davranışlara kalkışsın ki? Yani söz edilen oyunların, sinema ve video oyunlarındaki şiddet sahnelerinin zarar verici etkisiyle bir takım zararlı davranışlar niye kalkışsın? Şiddet gösteren insanları değiştiren bu filmler değildir aslında. O zaman nedir bu değilse? Bu filmler sadece onların esasen suça olan yatkınlıklarının ve zayıflıklarının ortaya çıkmasında etkileyici bir rol oynamışlardır. Üçüncü cümlede insanların şiddet göstermelerinin nedeni bu filmleri izlemeleri değil, onların suça yatkın olmaları ve zayıflıklarının ortaya çıkmasında sadece bu filmlerin etkili olmasıdır. O kadar. 4 numaralı cümle boşa düştü. Çünkü 3 numaralı cümlenin devamı olarak 5 numaralı cümleyi görüyoruz. 4 numaralı cümlede deniyor ki teknolojik gelişmelerin film çekimlerinde yarattığı müthiş yeniliklerin de filmin başarısında payı yok değil. Bize verilen bu parçada teknolojik yeniliklerin filmin başarısına katkılarından söz etmiyor ya da bir filmin başarısından, nasıl başarılı olduğundan, hangi etkilerle başarıyı yakaladığından hiç söz edilmiyor. Konu dışıdır, bütünüyle konu dışıdır ve düşüncenin akışını bozmuştur. Cevabımız D seçeneğidir. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Birinci kişili anlatım var. Birinci kişili anlatım ben ya da biz ile yapılır. Birinci kişili anlatımda yüklemler birinci şahısla, tekil ya da çoğul, çekimlenir. 10 yaşındaydım. Kim? Ben. Gördüğünüz gibi hiçbir fikrim yok. Kimin? Benim. Tanışacaktım. Kim? Ben. O zaman A seçeneği doğru. Gerekçe içeren cümle, bu da var. Kimse yorulduğunu söylemiyordu. Bunun gerekçesine o gün yaylaya varılacaktı onun için zaten. Çünkü neden sonuç ilişkisi bildirir, gerekçe bildirir. B seçeneği de doğrudur. Koşul öne sürme. Bize verilen bu parçada bir yargının, bir durumun, bir olayın gerçekleşmesini koşula, şarta bağlı olarak anlatan bir ifade yok. Dolayısıyla C seçeneği yanlış. Birden çok duya seslenen ayrıntı var. Alaca karanlıkta düştük yola. Alaca karanlık görme duyusu. Sert bağırışları arasında. Bağırış hangi duyu? İşitme duyusu. D seçeneği de doğru. Varlıklar hareket halinde. Verme, bu da doğru. Bir olay anlatımı, bir yaylaya çıkma söz konusudur. Burada sabah alaca karanlıkta yola düşmek, hareket. Yine yürüyordum, hareket halinde anlatıcı. Tırmanıyorduk, hareket halinde. Bu durumda cevabımız C seçeneğidir. Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir bütün oluşturulursa hangisi baştan dördüncü olur? Bu tür sorularda ilk cümleyi, giriş cümlesini doğru belirlemek önemlidir. Giriş cümleleri anlam olarak bağımsız cümlelerdir. Özellikle kendisinden önce herhangi bir yargıya, ifadeye ihtiyaç duymazlar. Gönderici ifadeler olmaz. Zaten bağlaçlarla başlamazlar. Bu parçanın giriş cümlesi kendisinden önceki herhangi bir anlatıma ihtiyaç duymayan 5 numaralı cümledir. Kara kuşları denize inemez anladık ama kayalara neden konmaz? Neden bu kayaların tekeli yalnız martılarda, nadiren de karabatak ve balıkçı kuşlarında? Neden bir zeka testi şampiyonu karga ya da bir kırlangıç oranın keyfini denemeyi akıl etmez? Şimdi diyeceksiniz ki karalar nasıl kara kuşların ise denizlerde deniz kuşlarınındır. 4 gelmeli. 4'ten sonra 1 gelecek. Bu ilke hangi meydan savaşından sonra varılmış? Bu ilke ne? 4'te belirtilen
karalar kara kuşlarının, denizler deniz kuşlarının. Buna hangi meydan savaşından sonra varılmış bir anlaşmadan kalmadır ki hiçbir kara kuşu bu tekeli kırmaya kalkmaz. Bir geldi. Tamam diyor. Peki o zaman bunu böyle kabul edelim. O zaman martıların, deniz saksanlarının telefon direklerinde ne işi var? Telefon tellerinde ne işi var? Birden sonra ne geldi? İki geldi. Bize sorulan baştan dördüncü, o da iki. En sonda üç yer alacak. Onları tellerde gören, tellerden nerede süzüldü? İki de. Telefon tellerinde ne işi var? Onları tellerde gören kırlangıçlar, güvercinler bu işe neden hiç itiraz etmezler? Neden bu açık gözlülüğe karşı koyamazlar? En sonda üç yer alacak. Bu durumda cevabımız B seçeneğidir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden önce "Ayrılığın acısı kadar buluşmanın sevinci de istasyondu" cümlesi getirilmelidir? Bize verilen parçanın yazarı 1950'li yıllarda kasabalarındaki istasyonun hangi işlevleri gördüğü anlatılmış. Bununla ilgili kendi değerlendirmelerini, yorumlarını kaleme almış. Öncül'deki cümle şöyle diyor: "Ayrılığın acısı kadar buluşmanın sevinci de istasyondu." O zaman ayrılığın acısı kadar dediğine göre önce ayrılığın acısıyla ilgili istasyonun işlevinden söz edilecek. Daha doğrusu ayrılığın işlevinden. Daha sonra bu cümle gelecek. Sonra da bunu örnekleyecek ifadeler yer almalı. O ne? Buluşma. Kasabanın gençleri istasyonda buluşur. Filmlerdeki gençler ilk kez burada göz göze gelirlerdi. İlk ayrılık burada yaşanır. Askerlik veya çalışmak için büyük şehre gidenlerin ardından gözyaşı ilk kez burada dökülürdü. Burada ayrılık acısı var mı? Var. Gidenlerin ardından ilk gözyaşı dökmek ayrılık acısını ifade eder. Ben de tezkere alıp gelen ağabeyimi büyük bir heyecanla burada beklemiştim. Tezkere alıp gelen, ayrılanın, gurbete gidenin, askere gidenin tekrar burada kavuşması. Peki bu da buluşmanın sevincini ifade eder mi? Eder. O zaman 4 numaralı cümleden önce gelecektir. Cevabımız D seçeneğidir. Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir bütün oluşturmak için hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerekir diye bize sorulmuş. Giriş cümlesi şu şekilde: "Şarkılar, şiirler, romanlar, öyküler ve diğer tüm sanat eserleri toplumun iç dünyasını gösteren birer penceredir." Giriş cümlesi olmaya uygundur. Kendisinden önce herhangi bir anlamı, anlatımı gerektirmiyor. Bir görüş ileri sürmüş, sonra bunu örneklemiş. Neşeli şarkılar, hüzünlü şiirler, heyecanlı romanlar, karamsar öyküler. Yani toplum ne hissediyorsa onu yazıyor, onu okuyor, onu dinliyor, onunla ilgili bir eser ortaya koyuyor. Böylece bu duygular insanların yazdıklarında, okuduklarında, dinlediklerinde veya ortaya koyduğu eserlerde hayat buluyor. Burada bu duygular diye gönderme yaptığı bir duygu yok üçte. Yani ikide bir takım duygulardan söz edecek ki bu duygular diyerek bir gönderme yapsın, böylece diyerek de bir çıkarımda bulunsun. Peki 4 numaralı cümleye bakalım. Çünkü insan eyleme dökemediği, sözle anlatamadığı her türlü duyguyu bir şekilde dışa aktarmanın yollarını arıyor. Yani onlar neler? Neşeli şarkılar, hüzünlü şiirler, heyecanlı romanlar, karamsar öyküler. Yani toplumda ne hissediyorsa onu yazıyor, onu okuyor, onu dinliyor, onunla ilgili bir eser ortaya koyuyor. Bunun nedeni ne? Çünkü insan eyleme dökemediğini, sözle anlatamadığı her türlü duyguyu bir şekilde dışa aktarıyormuş. O zaman 2'den sonra 4 gelecek. Bu durumda 3 ile 4 yeri değişmeli. Sonra 3 gelecek. Böylece bu duygular, yani 4 numaralı cümlede sözle anlatamadığı her türlü duygu dedi ya, işte o her türlü duygu insanların yazdıklarında, okuduklarında, dinlediklerinde veya ortaya koyduğu eserlerde hayat buluyor. Bu sebeple bir ülkede öne çıkan eserlere baktığımızda toplumda olanı biteni anlamak çok da zor olmasa gerek. Hangi sebeple? 3 numaralı cümlede ortaya koyduğu eserlerde hayat bulduğu için bir ülkede olan biteni
bir toplumda olan biteni eserlerden anlamak çok da zor olmasa gerek denebilir. Bu durumda cevabımız 3 ve 4'tür, yani D seçeneğidir. Bu parça iki paragrafa ayrılırsa ikinci paragraf hangi cümleyle başlar diye bize sorulmuş. Bize verilen parçanın 1, 2, 3 ve 4. cümlelerinde genel olarak yaylacılığın dünü bugünü anlatılmış. Türk kültürünün eskiden beri var olan bir geleneği olduğu vurgulanıyor. Yaylacılığın bir zamanlar yaylara çıkmak yaşam sürdürmenin gereğiymiş. O günler bugünlerden uzak değil. Zaman içinde yaylacık eski öyküsünü, eski büyüsünü, yaşamsal işlevini kaybetmiş. Birçoğumuz henüz o günlerin büyüsünü unutamadığını söyler deniyor. 5 numaralı cümle ise genel bu yaylacılıkla ilgili değerlendirme, geçmişle günümüz arasındaki karşılaştırmadan sonra Otçu Haftası şenlikleri Sis Dağı Yaylası'nın en çılgın zamanı diyerek konu Otçu Haftası şenlikleri özeline geliyor. Dolayısıyla genel bir değerlendirmeden sonra özel bir konuya geçilmiş. Burada Otçu Haftası şenliklerinden söz ediliyor. Onun için bizim ikinci parçamız yeni bir konuya geçişin yapıldığı 5 numaralı cümleyle başlar. Cevabımız C seçeneğidir. Bu metnin anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Dolaylı anlatıma başvurulmuştur. Bu söylenebilir. Birçoğu henüz o günlerin büyüsünü unutamadığını söyler. Burada dolaylı anlatım söz konusudur. Birçok kişinin neyi söylediği bize dolaylı olarak aktarılmış, doğrudan tırnak içinde verilmemiştir. Bir kavramın niteliği açıklanmış, doğrudur. Yaylacılığın ne olduğu burada açıklanıyor. Karşılaştırma yapılmış, bu da doğru bir bilgi. Yaylacılığın dünü ve bugünü karşılaştırılmıştır. Zaman içinde yaylacılık eski büyüsünü, yaşamsal işlevini kaybetmiş olsa da geçmişte yaylalara saatlerce yürümek için çıkanlar şimdi 40'lı yaşlarının üzerindeler. Birçoğumuz o günlerin büyüsünü unutamadığını söyler diye devam etmiş. Burada yaylacılık dünü, yani geçmişi ve bugünüyle karşılaştırılmıştır. Anlatım deyimlerle güçlendirilmiştir. Bu yanlış, bize verilen bu metinde deyim yok. Devrik cümle kullanılmıştır. Bu da doğru bir bilgi. Nerede var devrik cümle? Sadece o bölgenin insanları bilir zamanını. Bu bir bağlı cümle. Ve her yıl o insanlar cumartesi günü orada olurlar. İkinci cümle kurallı. Bağlı cümlenin ikincisi. Ancak birincisi devrik cümle. Neden? Bu cümlenin yüklemi bilir sözcüğü. Yüklem sonda mı? Değil. Yüklem sonda olmadığı için devriktir. Cevabımız D seçeneğidir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diye bize soruluyor. Bilim dünyasında paradigma kavramı tek bir bilim insanı veya bir grup bilim insanı tarafından insanı, evreni, doğayı ve bilime konu olan diğer kavram ve olguları incelemek üzere kullanılan veya esas alınan temel bakış açılarını ifade eder. Diğer bir ifadeyle bilimsel paradigmalar bilime ve gerçeğe açılan pencereler olarak tanımlanabilir. Sonra boş bırakılmış ve boşluktan sonra çeşitli sorular sorularak şöyle deniyor. Bu sorular farklı bilim insanları tarafından farklı şekillerde cevaplanır. O zaman bu soruların tek bir cevabı yok, farklı şekillerde cevaplanıyorsa bu farklı bakış açıları ve açıklamaların her biri paradigmadır. O zaman burada bir öznellik söz konusudur. Paradigma ile ilgili olarak bir öznellik söz konusu. Çünkü sorulara farklı cevaplar veriyorlarmış. Bilim insanları kesin cevaplar vermiyorlarmış. Bu nedenle bilimsel bilgi kısmen özneldir. Baktığımızda bu bilgi getirilebilir. Bu nedenle bilimsel bilgi kısmen özneldir. Hangi nedenle? Gerçeğe açılan pencereler, tek bir pencere değil, pencereler deniyor. Onun için birden çok pencere var. O zaman kısmen olduğu söylenebilir. Kısmen özneldir diyerek evren nasıl oluşmuştur, yeryüzünde hayat nasıl ortaya çıkmıştır gibi sorular
farklı bilim insanları tarafından farklı şekillerde cevaplanıyor. O zaman yine kısmen özneldir denebilir. Cevabımız A seçeneğidir. Bu parçaya göre sanatçı genç yazarlara nitelikli eser yazma yolunda çaba gösterme, deneyim kazanma, hızlı davranma durumlarından hangilerinin önemini vurgulamıştır? İçinizdeki o şey acı verecek derecede dışarıya çıkmak istiyorsa onu aktarmanın mutlaka bir yolunu bulursunuz. Ama sakın ola yıllar sonra yazacaklarınızı bugünden yazmak için boşuna emek harcamayın. Çünkü daha sonra sahip olacağınız bir şaheser bugünün paçavrası olur. Burada hızlı davranmayı öneremez. Neden? Çünkü acele etmeyin. Bekleyin, zamanını bekleyin deniyor. Çaba göstermeyi vurgulamıyor. Zaten çaba göstermeden bunlar olmaz. Burada yıllar sonra yazacaklarınızı bugünden yazmak doğru değildir. Çünkü daha sonra sahip olacağınız bir şaheserdir o. Peki bekletip yıllar sonra yazmak, onu bir şahesere dönüştürmek neyle gerçekleşir? Yıllar içerisinde kişinin kazanacağı deneyimle, tecrübeyle gerçekleşir. Cevabımız 2 olup B seçeneğidir. Bu diyalogda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Bu tür sorularda sanatçının, yazarın ya da işte konuşan kişinin cevabının hangi noktaya odaklandığına bakacağız. Yo, öyle kolay kolay bitmez. Demek ki baktığımızda ilk cümleye bu bitti mi ya da biter mi? Günümüzde bunun artık sonu mu geldi gibi bir soru sorulmalı. Onun söylemeye çalıştığı başka bir şey, onu daha önce ben de söyledim. Şimdi görsellik ağır basıyor toplumda. İletişimde görsellik ağır basınca romanda görselliğe uyum sağlaması lazım. Demek ki ne sorulmuş? Roman bitti mi diye sorulmuş. Ünlü sanatçımız bir röportajında roman bitti diyor. Sizce doğru mu? Yok, öyle bir kolay kolay bitmez. O sanatçının ne kastettiğini anlatmaya çalışıyor. İkinci sorunun cevabı Osmanlı nesrinde var. Yani bizim geleneksel nesrimizde Dede Korkut hikayelerini okursanız orada çok nesir gibi görünen, şiir gibi okunan kafiyeli yazılar var. Buna biz Osmanlı'da secili nesir derdik. Soru, şiirde musiki olmalı dediniz. Nesirde de böyle bir musiki gerekli mi? Osmanlı nesrinde var. Kafiye, musiki, seci yine düz yazıda ahenkli söyleyiş musikiyi karşılar. Benim bazı nesirlerimde de vardır. Yani bazen ben de yaparım. Mesela seyahat notlarım vardır. Orada da böyledir. Kafiyeli biçimde ritmik okunabilir yani musikili bir şekilde. Rahatlıkla da okunabilir deniyor. İkinci sorunun açıklaması yapmış. Cevabımız D seçeneğidir. Bu parçadan şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? H2O yani su. Bir birim hidrojen, iki birim oksijenden oluşur ama su ne hidrojen ne de oksijendir artık. O şimdi sudur. Kardır, buzdur vesairedir. İki birim yerine üç birim oksijen olsa su değil başka madde oluşur. Değişik birimlerdeki elementlerin katılımıyla binlerce madde oluşur ve oluşan her madde kendilerini oluşturan elementlerin basit bir toplamı değil, onları aşan bambaşka bir maddedir. İşte şiirde aynı durum söz konusu. Sözcüklerden oluşan dizelerin şiirin oluşumuna katkıları olmakla birlikte artık kendileri yoktur. Onlardan farklı bir ürün vardır ortada. Şiiri oluşturan sözcükler şiirde tıpkı kimyasal birleşiklerde olduğu gibi diğer sözcüklerle birleşime girerek kendilerinden çok farklı, bağımsız yeni bir ürün oluştururlar. Vurgulamaya çalıştığı bu. Kendisini oluşturan sözcük ve dizelerden bambaşka bir duyuşu ifade ettiği. Şiirde sözcükler öyle bir araya getirilir ki tıpkı hidrojenle oksijenin bir araya gelip su oluşturduğu gibi kendilerinden bambaşka, çok farklı anlamları, duyuşları ifade eden bir bütün oluşturulur. Cevabımız A seçeneğidir.
Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söz edilen kadının bir özelliği değildir? Konuşulmada alışılmadık bir tavır sergileme. Bu doğrudur çünkü dili özgün kullanıyormuş. Özgünlük alışılmadık bir tavırdır. Dilin inceliklerine hakim olma, bundan da söz etmiş. Dilin temelini oluşturan ses ve yapı özellikleri bakımından ne kadar kurallı ve özgün kullandığını söyledim. Yani dilin inceliklerini biliyormuş kadın. B seçeneği doğru. İletiye doğru sözcüklerle aktarma. Buna da vurgu yapılıyor. Çünkü kelimeleri seçişindeki ustalık ifadesi C seçeneğini verir. Süslü ifadelerle dikkat çekme. Süslü ifadeler kullandığını, bunlarınla dikkat çekmek için yaptığı ya da bunlarla dikkati çektiğini bize anlatmıyor. D seçeneği yanlış. Dile yön veren ilkelerin farkında olma. Bu ilkeler neler? Kelime seçimindeki ustalık. Dilin temelini oluşturan ses ve yapı özellikleri. Bu durumda cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi Mondi Berker'in söz konusu araştırmayı yapma amaçlarından biri olamaz? Mondi Berker hangi araştırmayı yapmış? Plastiğin dünyanın bütün her yerini kirlettiğini göstermek için insanlara demiş ki bulunduğunuz yerlerden ikonik olarak, yani sembol olarak Coca-Cola markasına ait kapakları toplayıp gönderin. İnsanları buna çağırmış ve dünyanın dört bir yanından kapaklar gelmiş. Ne kadar kapak? 3000 kapak. Bu kapaklardan Hong Kong'dan geleni canlı karinalı soluncalarıyla birlikte, Midway'den geleni Albatros yavrusunun midesinde, Kenya'dan geleni içindeki deniz canlılarıyla beraber gelmiş. Denizlerdeki plastik atıklarının yaygınlığını göstermek istiyor. Çünkü dünyanın her tarafında bu var. Sulara karışan plastiklerin doğrudan doğaya atılanlarla eşdeğer bir tehdit oluşturduğunu ispatlamak, bu da doğrudur. Çünkü şurada söz edilen canlıların hayatını tehdit ediyor. Plastiklerde bulunan kimyasal maddelerin canlılar üzerindeki etkilerini incelemek, bu da olabilir. Çünkü bütün hepsi canlılarıyla gelmiş burada söz edilen nitelikte olanlar. Kapakların ait olduğu markanın dünyanın her köşesine tanındığını kanıtlamak böyle bir amacı olamaz. Çünkü markaya dönük bir şey değil bu. İnsan atıklarıyla yüzleştirerek insanlarda farkındalık yaratmak, bu da amaçlarından biri olabilir. Çünkü bu durumu gören, bunu anlayan insanda bir farkındalık oluşabilir. Farkındalık oluştuğunda doğayı kirletmeme, plastikleri kullanma veya kullanmama konusunda daha duyarlı davranabilir. Cevabımız D seçeneğidir. Bu parçadan bildirimlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesin olarak çıkarılabilir? Günlük hayat akışını kesintiye uğratmaktadır. Bu kesin olarak çıkarılabilir. Çünkü şöyle deniyor. Çok sayıda uygulamanın sürekli cebimize gönderdiği bildirimler hayatımızı etkilemeye başladı. Peki nasıl etkiliyormuş? Bütün bunlar ilgimizi dağıtıyormuş. Özellikle şu ifade önemli. İşimizi bölmek için yarış halinde. Bütün bu bildirimler hayatımızı etkileyip işimizi, yani günlük çalışmamızı bölüyormuş. O zaman bölmek ifadesi kesintiye uğratmak anlamını da taşır. A seçeneğine kesin olarak ulaşılabilir. Diğerlerine bakalım. İnsanlarda asosyal davranışların gelişmesine yol açmaktadır. Bunlardan söz etmemiş. Bireyi kalabalıklar içinde yalnızlaştırma etkisi burada yok. Kitap okumaya ayrılan zaman kısıtlamakta. Kitap okumaya hiç değinilmemiş. İnsanların bilgiye ulaşmasında engel oluşturmakta. Bundan da söz edilmiyor. Cevabımız A seçeneğidir. Bu parçaya göre kişinin telefon bildirimlerini sürekli açık tutması numaralanmış durumlardan hangileriyle ilişkilendirilebilir? Hayatın gerisinde kalma endişesi taşımayla ilişkilendirilebilir. Çünkü yapılan çalışmada insanlar bir gün boyunca bütün bildirimlerini kapattıklarında şöyle şeyler yaşamışlar. Bunlardan biri günlük yaşamda ve çevrelerinde konuşulanlardan habersiz olma. Bu
hayatın gerisinde kalma endişesi, habersiz olmak, geride kalmak endişesi taşıdığını gösterir. Bir doğru, kendini bir gruba ait hissetmeme. Bu da doğrudur çünkü diyor ki bazı sosyal gruplardan dışlanma endişesi. Dışlanma endişesi bir gruba ait hissetmeme ifadesini karşılar. İşe daha kolay odaklanma. Baktığımızda telefon bildirimlerini sürekli açık tutması ilişkilendirilebilir diyor. Halbuki açık tuttuğunda değil, o bir günlük kapatıldığında daha verimli bir şekilde iş yapmışlar, işe odaklanmışlar. Yani açık olduğunda değil, kapalı olduğunda 3 gerçekleşiyor. Bu durumda cevabımız 1 ve 2 olup C seçeneğidir. Bu parçada Cevat Fehmi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Bireysel tavrını ortaya koyduğuna değinilmiş. Nerede? Diyor ki, gazeteci olarak izlediği yığınla güncel olay arasında tiyatro ögelerini kişiliği ile bulmuş, ayırmış, sahneye getirmiş. Kişiliği ile bulduysa, sahneye getirdiyse o zaman ona bireysel tavrını koymuş demektir. Burada kişilik sözcüğü bireysel tavır sözcüğünü karşılar. Ölçülü bir duruş sergilediğine, etik bir duruş ölçülü bir duruştur. Zaten cümlenin devamında şu söyleniyor: bu çerçeveyi aşmamaya özen göstermiş. Yani kendince bir çerçeve, bir ölçü belirliyor ve bu çerçevede, bu etik duruşla devam ediyor. Yaptığı işi o şekilde yapıyor. Dolayısıyla biz buradan ölçülü bir duruş sergilediği sözünü çıkarabiliriz. Güncel olayları iyi değerlendirdiğine bu söylenebilir. Çünkü diyor ki bakın, yığınla güncel olay arasından tiyatro ögeleriyle bulmuş, ayırmış, sahneye getirmiş. Halk onun oyunlarına yakınlık duymuş, önem vermiş. Bu güncel olayları iyi değerlendirmiş ki sahneye getirmiş bunları. Halk bunlara değer vermiştir. Başka nereden çıkarabiliriz böyle bir şeyi? Diyor ki 1940'lı yıllarda kaleme aldığı bu oyunlarla 1960 ve sonrasında yazdıkları arasında farklılık toplumun değişim ve gelişim düzeyini önemli ölçüde tanıklık eder. Eserlerinde buna tanıklık ediyorsa bu dönemdeki, demek ki o dönemdeki güncel olayları da yansıtabiliyor demektir. Düşünsel yönünün ağır bastığına. Bize verilen bu parçada Cevat Fehmi Başkurt'un oyunlarının fikri, yani düşünsel yönünün ağır bastığı ile ilgili bir bilgi yok. D seçeneği yanlış. Kendisinden sonrakileri etkilediğine, bu da doğru. Bazı oyun yazarlarında sanatının izlerini görülüyor günümüzde. Günümüzde kimi oyun yazarlarında onun sanatının izleri varsa o zaman sonrakileri etkilemiş demektir. Cevabımız D seçeneğidir. Cevat Fehmi'nin oyunlarıyla ilgili numaralanmış yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Dönemin toplumsal yapısını ayna tutmaktadır. Buna ulaşılabilir. Çünkü konuları ve kişileri kentli orta sınıf ortamından köye kadar uzanan 1940'lı yıllarda kaleme aldığı bu oyunlarda, yani döneminde ve sonra yazdığı oyunlarda toplumun değişim ve gelişim düzeyine de önemli ölçüde tanıklık eder. Toplumun değişim ve gelişimine tanıklık etmek, topluma ayna tutmak demektir. Dolayısıyla bir doğrudur. Yerel söyleyiş özellikleriyle yazmıştır. Bundan söz edilmiyor. Halkın ilgi duyduğu bir içeriğe sahiptir. Bundan söz edilmiş. Halk onun oyunlarına yakınlık duymuş, önem vermiş, halkla duygu birliği kurabilmiş. Buradan 3 numaralı cümlenin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Çok sayıda izleyici bulmuştur. İzleyicisinin çok olduğuna dair bir bilgi yok. Cevabımız bu durumda 1 ve 3 olup C seçeneğidir. Bu parçada pangolinlerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmiştir diye bize soruluyor. Nesli tükenmekte olduğundan, yani yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduklarından söz edilmemiş. Yasak olmasına rağmen avlanmalarından da söz edilmemiş. Sıcak bölgelerde yaşadıklarından da söz edilmiyor. Canlılarla uyum içinde olduklarına da vurgu yapılmamış. Böyle bir bilgi yok. Ancak bunların böcekçil beslendiklerine değinilmiş. Nerede, nelerle besleniyorlarmış, neyi yiyorlarmış? Karınca, termit gibi canlıları yerler.
karınca, termit, bunlar böcek. Böcekçiller. Cevabımız B seçeneğidir. Parçada pangolinlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Tehlike anındaki değişimlerine değinilmiş, bir top gibi yuvarlak hale geliyorlarmış. Tehlike karşısında hızlıca top gibi yuvarlak hale geçmeleri. Fiziksel özelliklerinden söz edilmiş neler onlar? Derisi pullarla kaplı olan tek memeli hayvan. Vücutları, başları, kuyruk ve üyelerinin üst kısmı keratinden oluşan pullarla kaplıymış. Pullar vücut ağırlıklarının %20'sini oluşturuyorlarmış. İsimlerinin nereden geldiğine, nereden geliyormuş? Malay dilinde yuvarlanan bir şey anlamına gelen pengulink kelimesinden geliyormuş. Dünya üzerindeki çeşitlerine de değinilmiş. Dünyada dördü Afrika'da, dördü de Asya'da olmak üzere 8 çeşidi varmış. 8 türü varmış. D seçeneği de doğru. Vücut ağırlıklarının fazlalığından söz edilmiyor böyle bir fazlalıktan. Sadece ağırlıklarının %20'sini pulların oluşturduğu söylenmiş. Başka da bir bilgi yok. Cevabımız E seçeneğidir. Bu parçadan pangolinlerle ilgili olarak numaralanmış yargılardan hangileri kesin olarak çıkarılabilir diye bize soruluyor. Türlerinin tek örneğidirler. Bu doğru. Çünkü derisi pullarla kaplı olan tek memeli hayvan. Buradan türlerinin tek örneği olduğu söylenebilir. Hangi tür bu? Derisi pullarla kaplı memeli hayvan olma bakımından tek örnek. Bir doğrudur. Hem karada hem de suda yaşarlar. Bundan söz etmiyor. Yani suda yaşadığından söz etmiyor. Yuvarlanarak hareket ederler. Bundan da söz edilmemiş. Yuvarlanarak hareket ettiklerini söylemiyorlar. Sadece tehlike anında diyor ki en büyük özellikleri herhangi bir tehlike karşısında hızlıca top gibi yuvarlak hale geçmeleri. Bu yuvarlanarak hareket ettiklerini göstermez. Onun için 3 de kesin olarak çıkarılamaz. Bu durumda cevabımız yalnız bir olup A seçeneğidir.